Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu yeni videomuz sürpriz olacak. Koşomo yumurtalarımızı götürüp kuluçka makinemize koyacağız. Bir bakalım yumurtası var mı? Ben yumurtalarımı aldım zaten. Yanına gideceğiz yumurtalar ama yumurta varsa onu da alayım. Çünkü bizim küçük hanım yumurta salmaya başladı bu ara. Keyfi de yerinde. Küçük hanım. Bak kameraya bir el salla. Benim canım küçük hanımım benim. Yıllarımı verdim size kardeş. Heh. Enişteye bak enişteye. Öldürecek küçük hanımım. Alo. Bir bakayım yumurta var mı? Size de göstereceğim şunu var. Bir tane var. Bayağı zorlanmış yalnız bu yumurtayı çıkartırken. Kanlanma görmek hiç beklemiyordum. Gerçi ilk defa da yumurtlamıyor ama bu hayvan. Bakın bu niye böyle kanlanmış biliyor musunuz? Sanırsam ters çıkmış olabilir yumurta. Tuhaf, çok zorlanmış onu yumurta. Yani kıyamam ben seni. Umarım doludur yani bu kadar zorlanmaya rağmen. İnşallah içinde cücük vardır da işimize yarar. Şimdi arkadaşlar eve doğru çıkalım. Kuluçka makinemizi kuralım. Yumurtalarımızı da dolduralım. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi bu kadar yumurtayı görüyorsunuz değil mi? Koşamolardan girdi konuya ama 30 günlük yumurtalar var burada. Örnek veriyorum. Kaç tane koşamo yumurtamız var? Şimdi saymak istesek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane burada var. Sistemin aldık 8. Yine koşamolar vardı. 8, 9, 10, 11, 12 tane burada şu an koşamo yumurtamız mevcut gibi duruyor. Şu da yok bu cüceymiş. Yine koşamo yumurtalarımız vardı arkadaşlar. Neyse işte biraz koşamolar var. Ama burada gördüğünüz şu an şunu yeni aldım koşamodan. Ve şurada da 4 tane var ya bunlar yeni. Diğer kalan bütün yumurtalar 30 günlük yumurtalar. Yani anlayacağınız tam 1 aydır yumurta biriktiriyorum. Bu durumu özellikle yaptım. Sizler için karma karışık bir sürü. Habeşler var, brahmalar var, zibritler var, cüce koşinler var. Bütün hayvanların yumurtalarını bir kaç tane? 1, 2, 3, 4 tane. Şu an 30, 60. Orada kaç tane olur? 90. 120 tane mi oldu şu an? 120 küsür. Yani şu an 120'nin üstünde yumurta var burada. Ve bu yumurtaların büyük bir çoğunluğu 30 günde biriktirilen yumurtalar. Biz bunu nasıl deneyeceğiz biliyor musunuz? Proyek yardımıyla bakacağız ki 30 günlük yumurtadan civciv çıkıyor mu? Daha önce 20 günlük yumurtaları denemiştik ve civciv almayı başardık. Bugün ise sizlerle birlikte 30 günlük yumurtalar deneyeceğiz. Ama bundan öncesinde bunları nasıl sakladığımı sizlere söyleyeyim. Arkadaşlar karanlık bir ortam, 12-13 derecelik bir sıcaklık ve serin. Anlayacağınız nem oranı da gayet orta derecede ve yumurtalara hiçbir şekilde dokunmadım. Tavan hizasında karanlık bir ortamda 30 gündür her gün buraya yumurtalar ata ata 30 gün boyunca yumurta biriktirdik. Yani şu an burada gördüklerinizi keşke tarih atsaydım diyorum bazen ama o kadar yoğunuz ki arkadaşlar tarih atma fırsatımız olmadı ama telefondan ben tarihi tuttum. Tam bir aydır yumurtaları makineye koymadık. 2 tane üstünden çıkım aldık projekten ama yükleme yapmadım. Babam dedi ki niye yüklemişsin kardeş? Dedim baba bu sefer bir deney yapalım. Bakalım 30 günlük civcivler çıkacak. Şimdi gidip makinemizi kurup ve çalıştıralım arkadaşlar. Bahar cücüğü alabilecek miyiz? Arkadaş, ne yapıyorsunuz? Değerli kardeşlerim, bakın şimdi burada saf su dolduracağım deposunu. Bir, makinemiz, oğlumuzu getirdim. Öbür projek çalışıyor ve civcivler çıkma da başladı bu arada. Onu da göstereceğim sizlere çıkım videosunu. Gel göstereyim buradan da çıkırlar. Çok yakında. Tamamını paylaşacağım. Baştan civciv aldık gibisinde. Böyle bakın. İçeride çıkıp devam ediyor. O makinemiz biraz dinlendireceğim. O yüzden bu makineye geçtim. Hem temizlik yapacağız çünkü uzun süredir çalışıyor. Biraz temizlik yapıp dinlendireceğiz. O süreçte de artık yeni civcivlere hazırlık yaparım diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi içini de bunu bir yapak. Oğlum ne yapıyorsun? Ne oğlum bir? Gel bakayım sen. Ulan ne? Ulan morukları bir çıkardık. Şimdi bir temizliyor. Bu sefer de çıksın. Şimdi burada olayım zaten. Şurada alalım. Evet. Şimdi içine dolduracağız full arkadaşlar. O yüzden başlayalım. 30 günlük yumurtaları dolduralım. Bakalım cücük çıkacak mı? Bir de kontrol yaparız zaten 30 gün sonra. Dolu boş kontrolünde her şey belli olur da bir tane bir yolumuz eksik diyeceğim ama burada varmış. Bir yol bu. Bu kadar yumurta bana ne olacak? Ulan buraya şu an yetmeyecek muhtemelen çünkü
otelde 150 tane falan, 110 tane falan alacak şu an yumurta. O yüzden önceliği koşamolara veriyorum arkadaşlar. İnşallah çıkar diye umut ediyoruz. Boş çıkma ihtimali de yüksek. Dediğim gibi bir aylık yumurtalardan bakalım ne kadar dolu yumurta çıkartabileceğiz. Merak etmeyiz değil. Şurada bir de taze yumurtalarımız var. Bunları da koyalım. Hatta 4 tane koşama cücücü alsam bana yeter. Şimdilik. Yaz sezonunda zaten kendileri kurt düşüp çıkardırlar. Koko 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 koko. Başka koşama yok mu? Yanında var. Kameramanlar bana ver. Koşamaları hepsini yapmamız lazım. Teknoloji bir başka gibi. Şunu da alalım. Bu da bu şu şeyin bereketi olsun. Hadi bismillah. Bismillah dedi. Bunlar taze arkadaşlar. Bakın bunlar taze ama burada gördüğünüz folluktaki bu 3 folluk 4 tane. 4 tanesi taze de işte. Nasıl esnaf ki? Dizi biri dizi biri dizi biri dizi. Evet arkadaşlar, bu arada şundan da bahsetmek istiyoruz. Artık civciv çıkımına başladığımız için ön sipariş oluşturabilirsiniz. Kümesin.com adresinde sipariş bölümünde civciv ve tavuk satışı bölümünde göreceksiniz ön sipariş oluşturma yerleri var. 10'ar tane civciv, 5 tane civciv, 20 tane civciv artık sizin şartlarınıza hangisi uygunsa. Köy tavukları, cins civcivler hepsi orada olacak. Ön sipariş dediğimizde şu şekilde. Sizler oradan ön sipariş verdiğiniz için sizler için aslında kuluçka makinelerimizin hepsi çalışacak. Civcivler çıkacak ve adresinize kadar gönderimleri sağlanacak. Ve oradaki bütün fiyatlar da yol dahil ücretlerdir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Oradan ön sipariş verebilirsiniz ve beklemeye geçebilirsiniz ki siparişlerinizden sonra da sizlerle zaten iletişime geçilecektir. Harikalar Diyarı olarak haber verecek, diyecek. Bele bele kardeş, bu tarihte civcivler çıkacak, bu tarihte civcivlerin gönderilecek gibisinden. O yüzden aşağıdan ön sipariş oluşturabilirsiniz istediğiniz ırklardan. Kendinize mekan bakın. Demir'e devam edelim. En az kaç tane sipariş verebilirler? Arkadaşlar en az alım cinsine göre değişiyor. Şu an 10 tane civcivden açıyoruz ama eğer civciv iyi bir kalite ise, bazı cinsler çok pahalı olduğu için civcivleri 5 civcive kadar da düştü oluyor. İlan açıklamalarında alım zaten en az alım şeklinde zaten stok verilecek. Haberiniz olsun, o şekilde devam edebilirsiniz. En az alım 5 bazı ırklarda, bazı ırklarda ise 10. Onların hepsi açıklama kısımlarında yazıyor. Ondan az civciv alırsanız arkadaşlar maalesef paranızı iade eder, civcivi göndermeyiz. O yüzden açıklama kısımlarını iyi okuyun. Zibrit. Bunlar da bizim tüşanın yumurtalarıdır. Evet. Allah'a cemani var. Allah'a cemaniyi koymam lazım. Kime koyak ki? Şimdi arkadaşlar makinemizi çalıştıralım ve 30 günlük yumurtaları makineye ekleyelim. Koşamamızın yumurtalar inşallah doludur. En çok onları istiyorum. Dolu olmasını. Şimdi hemen 3 prizimizi aktif edeceğiz. İki makine olduğu için. Biberim hali hazırda beğenmiş. Bismillah, çalıştı mı? Aslanım benim, aslanım.
manuelini alalım bir. Şunları düzleyelim. Bro, adamsın. Projemize hadi bismillah deyip yüklemeyi yapalım arkadaşlar. 30 günlük yumurtalar, koşamo yumurtalarıyla birlikte attık. Bir 7-8 gün sonra hep birlikte yine boş dolu kontrolü yapacağız. Bunları doldurmamdaki en büyük amaçlardan biri de zaten hangi ırkların yumurtalarının doluluk boşluk oranını kontrol ederken bir de üstüne deney yapmış olacağız. Çünkü çok mesaj atıyorlar, abi 15 günlük yumurtalarım var, civciv çıkar mı? Eğer 30 günlük yumurtadan civciv çıkarsa hemen onun 15 günlük yumurtadan da civciv çıkartabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden vatana millete hayırlı olsun. Bu videonun da artık sonuna geldik. Buraya ilgimize güzel bir şekilde dolumu yaptık, otomatiği aldık. Sıcaklık ayarları, nem ayarları 55. Sıcaklık ayarı 37.7. Tamam, şimdilik yeter. Çok teşekkür ediyorum bizleri izlediğiniz ve dinlediğiniz için. İnşallah bir sonraki videoda daha iyi içeriklerle sizlerle olmak dileğiyle hep birlikte yapacağımız bu deneyler hepimize faydalı olacak değil mi arkadaşlar? O yüzden desteklerinizi esirgemeyin, aşağı yorumlarınızı düşün. 30 günlük yumurtadan civciv çıkar mı?